Güne Bakış'tan merhaba. Şu anda tutuklu bulunan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı gerekçesiyle Doğu Beyazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 5 ay hapis cezası verildi. Bir süre önce tutuklanıp daha sonra tahliye edilen HDP Grup Başkan Vekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Boluken Ankara'da önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın hakkındaki yargı kararının kesinleşmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgisi sunuldu ve milletvekilliği düşürüldü. Gazeteci Yurdagül Şimşek bu gelişmeyi şöyle değerlendirdi. Evet, milletvekilliğinin düşmesine ilişkisi aslında anayasada var. Anayasanın 84. maddesinin bu konuyu düzenliyor. Hangi hallerde milletvekilliği düşer? Bu maddenin ikinci fıkrası, bugün HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekili düşmesine neden olan hüküm. Bu hükümde de şöyle diyor, bir milletvekilinin hakkında açılan dava kesinleşmesi durumunda, yani nihai karar Yargıtay tarafından onanması durumunda bu karar bir tezkere ile meclise iletilir. Mecliste de bu karara ilişkin tezkere genel kurulda o günkü oturumu yöneten başkan vekili tarafından okutturulur ve genel kurulun bilgisine sunulur. Sunulduğu andan itibaren de anayasa hükmü gereği milletvekilliği, o kişinin milletvekili HDP üyeliği düşer. Bugün de bunu yaşadı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sanırım Sayın Yüksekdağ hakkında 2012 ya da 13 yıllarına ait terör örgütü propagandası yapmak suçundan bir dava açılmış. Bu dava geçtiğimiz günlerde, galiba geçen yıl, yanlış bilgi vermeyeyim ama benim edindiğim bilgi, Yargıtay tarafından onanmış. Yargıtay tarafından onanan karar da bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmiş. İşte bu karar, Yargıtay tarafından onanan ve milletvekili düşmesine ilişkin bu karar bugün TBMM'de AK Partili oturum yöneten başkan vekili tarafından meclis açıldıktan sonra başkanlığın sonuçlarına ilişkin bölümde okundu. Dediğim gibi oylama olmadı. Çünkü böyle bir şey oylama yapılmıyor. Anayasa gereği sadece inatının bilgisine sunulur diyor. Oturum yöneten başkan vekili okutturdu ve milletvekili düşmüştür diyerek de bilgiyi genel kurula sundu. Bunu sunar sunmaz da HDP'lerden itiraz geldi. Bunu tanımadıklarını söyledi. Bu sırada da oturum yöneten başkan vekili genel kuruluna ara verdi. Peki bundan sonra ne olur derseniz. Bizim baktığımız kadarıyla ya da gözümüzden de kaçmış olabilirsiniz ama başka HDP milletvekilinin başka onanmış dosyası var mı diye hemen bir araştırma yaptık. Şu ana kadar Figen Yüksekdağ dışında görmedim. Ama dediğim gibi gözümden de kaçmış olabilir. Demek ki Yargıtay tarafından onaylanmış bütün cezalar meclise geldiği zaman mecliste aynı yöntem izlenecek demektir. Çünkü bu biraz da siyasi karar. AKP'liler bunu şöyle yorumluyorlar. Bu bir yargı kararı ve meclisin burada yapacağı hiçbir şey yok. Meclis sadece bunu sunmakla, yani genel kurulun bilgisine sunmakla yükümlü. Bekletme yapamazdı meclis başkanlığı deniyor ama geçmişte de benzer tartışmalar, özellikle çözüm sürecinde benzer tartışmaların yaşandığını, hatta bazı dosyaların bir süre mecliste de tutulduğu bilgisine de sahibiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı operasyonunda bir askerin hayatını kaybettiğini, iki askerin de yaralandığını duyurdu. Böylece 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı operasyonunda resmi rakamlara göre 69 asker yaşamını yitirdi. Medyascope TV özel yayınında Zeynep Ekmekçi'nin konuğu Aaron Stein'di. Stein, Suriye'de Türk ve Amerikan menfaatlerini ve gelişmeleri şöyle değerlendirdi. Bence bu, Washington'da bir süredir devam eden bir tartışmanın yansıması. Türkiye'nin Washington'da çok fazla dostu var. Durum, Türkiye medyasının göstermeye çalıştığı kadar kötü değil. Türkiye'nin özellikle de Obama yönetiminde birçok dostu vardı. Mesela, Kürtlerin daha fazla silahlandırılmasına yönelik itiraz,
Obama Ulusal Güvenlik Konseyi'nden gelmişti. Obama yönetimi ne yapılması gerektiği ile ilgili ikiye bölünmüştü. Ordu, Suriyeli Kürtlerin siyahlandırılmasını istiyordu ve eğer Beyaz Saray'daki siyasetçiler olmasaydı, çoktan Kürtleri daha ciddi bir şekilde siyahlandırırdı. John McCain, hala devam eden bu tartışmanın bir tarafı. McCain'e benzer düşünenler, IŞİD bir noktada gidecek ama ondan sonra da Türkiye önemli bir müttefik olmaya devam edecek. Bu yüzden Türkiye ile aramızdaki gerilimi çözmenin bir yolunu bulmalıyız diyorlar. Geçtiğimiz pazar günü başlayan Batı Musul operasyonu devam ediyor. Irak ordusu Batı Musul'un güneyinde birçok kasabayı IŞİD'in elinden aldı. Irak ordusu Batı Musul'un güneyindeki birçok dış mahalleyi ele geçirdiğini duyurdu. Batı Musul'da IŞİD'in güçlü direnişiyle karşılaşan Irak ordusu füze saldırılarına havan topu atışı ve hava saldırılarıyla karşılık verdi. Irak güçleri Batı Musul'da en kritik hedeflerden birini, Musul Havalimanı'nı tam karşıdan gören Ebu Saif'i ele geçirdi. Bölgedeki bir grup sivil de beyaz bayraklarla Irak ordusuna teslim oldu. Irak ordusu Ebu Saif'in ardından Musul Havalimanı'na giden yolu açmayı hedefliyor. Havaalanına giden yol IŞİD unsurlarından temizlendikten sonra Gazze'nin askeri üssünü ele geçirmek ve Batı Musul Harekat Komutası'nı buraya taşımak amaçlanıyor. IŞİD karşıtı güçler yaklaşık 750 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen Batı Musul'da en az 4 bin IŞİD üyesinin bulunduğunu iddia ediyor. Saadet Partisi referandumda hayır oyu kullanacağını açıklamış ve anayasa değişikliğini dikta rejimi olarak nitelendirmişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün yaptığı basın toplantısında referandumda hayır oyu vereceklerini tekrarladı fakat hayır kampanyası yürütmeyeceklerini açıkladı. Saadet Partisi 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada anayasa değişiklik teklifiyle ilgili referandumda hayır oyu kullanacaklarını açıklamış ve değişikliği kuvvetler ayrılığı ilkesi gözetilmediği için milli iradenin temelinde sorun yaratacak dikta rejimi olarak nitelendirmişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün Antalya İl Örgütü'yle birlikte yaptığı basın toplantısında hayır oyu kullanacaklarını yineledi. Fakat gerilimi tırmandırdığı için kampanya yürütmeyeceklerini belirtti. Karamollaoğlu, konuşmasının devamında anayasa değişiklik teklifini şöyle değerlendirdi. Referandumda evet de hayır da çıksa hiçbir şey değişmeyecek. Cumhurbaşkanı her şartta zaten etkili. Sadece Cumhurbaşkanı'nın partili olması geliyor. Zaten Cumhurbaşkanı partili gibi davranıyor. Maalesef kutuplaşma meclise sıçradı. Türkiye'de kaos var. Bir problemi önleyeceğim derken başka bir problem yaratıyorsunuz. Başkanlık sisteminde adalet mekanizmasını oluşturabilecek problemler doğacak. İktidar herhangi bir şekilde bir meseleyle suçlanırsa hakimlerin vereceği karar o zaman önem tutar. Türkiye'de böyle bir endişe var. Evet, bugün konuğumuz 9 yıldır Milli Gazete Genel Yayın Yönetmenliğini yapan ve 92 yılından beri Milli Görüş Hareketi'nin içerisinde olan Mustafa Kurbaş. Hoş geldiniz Mustafa Teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. İsterseniz şöyle başlayalım Mustafa Bey. Biliyorsunuz Saadet Partisi referandumda hayır oyu vereceğini açıkladı. Milli Görüş Hareketi'ni hayır oyu vermeye iten nedenler nelerdir? Evet, yani Saadet Partisi Genel Merkez Yönetimi de Genel Başkan da hayırla ilgili süreci farklı bir tonda ve şekilde yürüttü. Her şeyden önce Saadet Partisi istiyor ki adalet sisteminin yeniden tesisi noktasında bir takım düzenlemeler, bu 18 maddenin içerisinde pozitif bir takım düzenlemeler olsun istedi. Ve bir taraftan meclisin yetkilerinin daha da azaltılacak olması noktasında milli iradenin tecellisi bakımından da güçlü bir meclis olması gerektiği ve her şeyin de başında herhalde Cumhurbaşkanlığı sisteminde denetim meselesi, meclisin denetim meselesi konusunun biraz daha azaltılmış olması Saadet Partisi'nin itiraz konularının başında geldi. Aslında Saadet Partisi bu sürece alışık olduğumuz muhalefetin dışında bir yaklaşımla girdi. Çünkü biliyorsunuz önce Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi kendi aralarında müzakereler yaparken taslak çalışmaları medyaya bazı konular sızdırılması üzerine bu sızan meseleler konusunu Saadet Partisi masaya yatırdı. Bu konuda endişeler ve tereddütler
oluşunca Saadet Partisi yönetiminde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu Bey adına Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bir randevu talep edildi ve bu görüşme gerçekleşti. Önce bu tereddütler ve endişeler Cumhurbaşkanı'yla görüşüldü. Bizzat Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Görüş Hareketi'nin bu yeni 18 maddelik düzenlemedeki tereddütlerini bizzat işin sahibine Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Fakat o haber diğer gazetelere Anadolu Ajansı'ndan servis edilirken işte iki cümleyle servis edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. Görüşme şu kadar sürdü diye. Oysa bunun muhtevasında başkanlık sistemi adı altında yapılan tartışmalar vardı. Bu konulara girilmedi. Çünkü bir takım tereddütler, endişeler, kaygılar dile getirilmişti. Daha sonra da bu taslak tasarı haline gelince, artık meclise sevk edilince bu kez Saadet Partisi Genel Merkez Yönetimi aynı endişeleri ve tereddütleri bütün mecliste temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarına, başbakana ve Sayın Cumhurbaşkanı'na bir mektup olarak gönderdi. Ve daha sonra da iki tane Cumhurbaşkanı danışmanı Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelip bir sunumda bulundu ve bu sunum sırasında da yine aynı endişeler dile getirildi. Hatta mesele mecliste konuşulurken bile komisyonda ve genel kurul görüşmeleri sırasında da Saadet Partisi bu endişelerini yavaş yavaş kamuoyuyla da paylaşma ihtiyacı duydu ki özellikle Sayın Cumhurbaşkanı meclisten geçtikten sonra yurt dışı seyahatindeyken bile Saadet Partisi bazı konular düzeltilebilir dedi. Aslında çok pozitif bir muhalefet yaklaşımı içerisinde bazı şeylerin düzeltilmesini istedi. Burada nelerin düzeltilmesi istediğini de açabilir miyim? Tabii yani burada ifade ettiğim gibi bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz genç soru konularından tutun da yürütmeyi denetleme görevi vardı şu an. Fakat yeni sisteme göre yürütmeyi denetlemede Sayın Cumhurbaşkanı'nı seçilmişlerin denetlemesi de büyük oranda rafa kalkıyor. Bu konular önemli bir konular ve Cumhurbaşkanı'nın çok fazla yetkilerle donatılmış olması bizim tarihimizden gelen sürece de aslında ters düşüyor. Yani tamam belki Osmanlı tarihine bakabilirsiniz, orada da sultanlar vardır ama örneğin bir Fatih Sultan Mehmet bile kadı eğer bir davacı varsa kadı Fatih Sultan Mehmet'i huzuruna getirebiliyor ve onu hatta oturtmadan ayakta bir şekilde o yargılama işlemini yapıyordu. Bu yargılama konusunda da ciddi anlamda adaletin yeniden tesisi bakımından Saadet Partisi endişeler duydu. Çünkü işte HSYK biliyorsunuz 12-10 referandumda düzenlendi. Fakat 17-25 sürecinden sonra tekrar bu sistem allak bullak oldu. Şimdi HSK ve yani yüksek yargı ile ilgili olarak da atamalar 12'si Cumhurbaşkanı, yine 12'si Cumhurbaşkanı kontrolündeki meclis grubu tarafından yani meclis tarafından yapılacak olması başlı başına bir takım dokunulmazlık meselelerini gündeme getirdi. Saadet Partisi de bunu hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Başbakan hem diğer bütün siyasi parti genel başkanlarına aktarmış oldu. Yani la üssel dokunulmazlık, sorumsuzca yürütmeyi ele almak zannımca bizim tarihimizdeki yönetim tarzlarında içerisinde kabul görür bir şey değil. Şimdi genel başkanın açıklamasından sonra, Karamollaoğlu'nun hayır açıklamasından sonra herhangi baskı görüldü mü veya hala da görülüyor mu? Böyle bir baskı geldi mi kimi çevrelerden? Şimdi tabii biliyorsunuz Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bu konuda ilk mesajları şuydu. Biz başkanlık sistemine karşı değiliz. Hakikaten Milli Görüş Hareketi prensipte başkanlık sistemine karşı değil. İkinci olarak da biz bu şartlarda evet veremeyiz oldu. Yani aslında niyet şu, iyi bir taslak ve tasarı getirin. Bu işin içerisinde meclisin güçlendirilmiş olması, işte biraz önce konuştuğumuz adalet mekanizmaları ile ilgili hususlar olsun, denetim meselesi olsun, bu konular hallolsun, biz evet vermeye hazırız. Fakat bunlar hiç dikkate alınmadı. Bunlar dikkate alınmayınca da Saadet Partisi bu tavrını ortaya koymuş oldu. Ve nihayetinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kurduğu iki üç cümleden birisi de şuydu. Bana bugün sorsanız, deseniz ki bu referandumda evet mi vereceksiniz, hayır mı? Düşünmeden oy verecek olursam evet veririm, düşünerek oy verecek olursam hayır veririm cevabıydı. Bu çok önemli bir cevap.
Şimdi bunlar şunu gösteriyor. Saadet Partisi bu sürece Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine diyeyim, böyle aman kamplaşma içerisinden değil de çok aklı selimle olaya yaklaşmak istiyor ve bütün evet verecekleri de hayır verecekleri de önce düşünmeye davet ediyor. Çünkü öyle bir algı operasyonları var ki ve öyle bir medya baskısı var ki sürekli aynı kişiler, aynı haber bültenlerinde, aynı tartışma programlarında sürekli 7/24 aynı şeyi tekrar ede insanlar düşünemez hale getiriliyor ve dumura uğratılıyor. Saadet Partisi'nin çağrısı işte bu algı operasyonları karşısında bu milletin artık düşünerek oy vermesi. Evet mi verecek ama düşünerek versin. Hayır mı verecek onu da düşünerek versin. İşte bu gibi yaklaşım içerisinde oldu. Bugün öyle bir sürece doğru giriyoruz ki sanki 17 Nisan'da Türkiye'de her şey değişecek. 17 Nisan geldiği zaman işte evet verenler bakımından sanki dersin Türkiye birdenbire işte 16. bilmem ne ekonomi sıralamasında ilk 3'e girecek. İşte eğitimde alıp başını gidecek, milli uçağını yapacak, otomobilini yapacak gibi bir algı var. Hatta aslına bakarsanız bu anayasa değişikliği, tırnak içerisinde kullanıyorum, bir anayasa değişikliği değil. Yani anayasanın onlarca maddesi var. Bu sadece bir konusu ve yetkilerin devriyle ilgili bir mesele ağırlıklı olarak. Ve oluşturulan hava şu, anayasa değişiyor. Hayır, anayasa değişmiyor. Peki soruya dönersek, baskı gördünüz mü bu kararda? Şimdi baskı, o konuya özür dilerim, yani kasten pas geçmiş değilim. Şimdi tabii ki ister istemez bir mahalle baskısıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Hoş, sadece bugünün meselesi değildir. Aslında yıllardır bu baskı söz konusudur. Öyle ki Türkiye'de kamplaşma siyaseti söz konusu olunca bir taraf öbür uçta, öbür taraf öbür uçta olmak zorunda, ortası bomboş. Şimdi böyle bir Türkiye geldi 10 yıldır, 15 yıldır. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi ya CHP. Hatırlayınız 2010 referandumunda ne deniyordu? Bu referanduma hayır verecek olanlar Ergenekoncudur, teröristtir deniyordu. Bu 17 yıl sonra 2017'de de yine aynı söylemlerle karşı karşıyayız. Hayır verenler teröristtir, işte FETÖ'cüdür deniyor. Mantık aynı mantık. İster istemez burada bir torba mantığı oluşturulduğu için insanların artık ne söylediğine değil de niye söylediğine değil de evet ya da hayır noktasında sıkıştırıldığı için slogan cümleler istiyorlar. İlla benim yanımda taraf olsun diyorlar. Benim yanımda değilsen öbür uçtasın diyorlar. İşte bu kamplaşma süreci içerisinde tabii ki Milli Görüş Hareketi de ciddi anlamda baskı görüyor. Saadet Partisi'nin söylemi, tarzı, bütün evet ve hayır verecek olanları bu referandumu aklı selime davet ederken işte bu kaygılarla biraz da hareket ediyor. Fakat burada tabii ifade ettiğiniz gibi bir baskıyı da kendiliğinden getiriyor. Çünkü daha önceki hayır evet ekseninde evet diyecek olanlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sağ ve siyasetin sağ tarafıydı. Hayır diyecek olanlarda görünen o ki kamplaşma çerçevesinde daha çok işte CHP'ye, sol tarafa, seküler tarafa, hatta aslında bana göre evet verecek olan HDP tarafı da biliyorsunuz hayırcı kampı içerisinde addediliyor. Ama Saadet Partisi'nin yaklaşımıyla birlikte Türkiye'de dengeler değişmiştir. Bu söylem sol-sağ söylemi ya da CHP mantığının dışında artık Milli Görüş Hareketi'nin de belli bir söylemle ortaya çıkmasıyla birlikte bu kamplaşmanın da daha derinlenmesinin önüne geçilmiştir. Şu an dikkat edin, Cumhurbaşkanı da, Başbakan da, ana muhalefet partisi de biraz daha dikkatli cümleler kuruyor ve kurmak zorunda. Yoksa şöyle aslında biliyorsunuz seçimlere giderken 3-5 tane sonuçta parti ön plana çıkıyor. Burada iki tane evet ya da hayır diyeceksiniz ve kamplaşmaya çok müsait. Suriye'ye bakın, Irak'a bakın, Libya'ya bakın, Mısır'a bakın, yani olup bitenlere baktığınız zaman bizim çok dikkatli yürümemiz gereken bir zamanda maalesef Saadet Partisi'nin en büyük itirazlardan birisi de daha 2 yıl varken niçin bu zamanda ve bu zeminde OHA şartlarında biz referandum seçimine gidiyoruz? Sanırım bu yaklaşım, yani Saadet Partisi'nin bu yaklaşımının AKP teşkilatında endişe yaratması nedenlerinden biri de
aslında AKP içerisindeki evete mesafeli duran kesimlerde Saadet Partisi'nin bu yaklaşımının yaratacağı etki de olabilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Kökleri Milli Görüş Hareketi'ne ve Necmettin Erbakan liderliğine dayanan bir AKP teşkilatından bahsediyorsak... Sorunuzu unutmayın ne olur. Bu Erbakan Hoca meselesine bir girmek istiyorum ama siz sorunuzu sonra devam ettirin. Biliyorsunuz daha çok şu an evet cephesinde özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin etrafındaki insanlar ve sosyal medyada troll olarak tanımlanan gruplar Erbakan Hoca'nın ve Milli Selamet Partisi'nin dönemindeki işte MSP'nin belgelerine girmiş olan başkanlık sistemi paylaşımları yapılıyor. Yani Erbakan da başkanlık sistemi istiyordu. Türkeş de başkanlık sistemi istiyordu. Özal da başkanlık sistemi istiyordu şeklinde bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Ben şunu ifade edeyim ki Milli Selamet Partisi'nin belgelerindeki yani Erbakan Hoca'nın ortaya koyduğu başkanlık sistemi tartışmalarının birinci maddesi evet başkanlık sistemini istiyoruz. Ama ikinci maddesi neydi biliyor musunuz? Senato kalksın. Çünkü o zamanlar iki tane meclis vardı. Birisi daha çok atanmışların bulunduğu meclisti, birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Üçüncü madde neydi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani milletin oylarıyla tecelli eden meclis güçlendirilsin. Bunun adımları sürekli atılıyor. Hatta halk oylaması, halk vetosu, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi gibi meseleler de söz konusu oluyor. Bu anlamda da yani Erbakan Hoca başkanlık sistemini istiyordu. Bugün Milli Görüş camiası da başkanlık sistemine evet oyu vermek zorunda gibi bir algı oluşturuluyor. Ama Erbakan Hoca'nın aynı zamanda özel zamanında ortaya çıkan başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili çok net açıklamaları ve cümleleri var. Aynı zamanda Süleyman Demirel zamanında da Cumhurbaşkanlıkları döneminde de baş gösteren başkanlık sistemi tartışmalarında Erbakan Hoca'nın çok önemli açıklamaları var. Bu açıklamalarda Erbakan Hoca şu cümleleri kuruyordu. Bizim bugün çok daha önemli konuşmamız gereken, çözmemiz gereken meselelerimiz var diyordu. İşsizlik, ekonomi, terör gibi, işte dış politika gibi meseleleri tartışıyor. Bugün inanın o meselelerden kat daha fazla büyük meseleler dağ gibi karşımıza duruyor. Siz soruyu sorarken Erbakan Hoca'nın adını anınca ben böyle bir düzeltmeyi de yapayım istedim, evet. Kusura bakmayın. Ben soruma döneyim o zaman, kısaca özetlersem. Saadet Partisi'nin hayırının AKP teşkilatı içerisinde evete mesafeli duran kesimlerde karşılığı vardır elbette diye düşünüyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, yani zaten biraz önce hani dengeleri değiştirdi derken, sonuçta Saadet Partisi'nin son seçimlerde aldığı oy belli. %0.7, 2,5 deyin yani ağırlıklı olarak. Ama Saadet Partisi'nin bugüne kadarki bazı yanlışlar hususundaki duruşu ve sonuçları bugün Saadet Partisi'nin söylemini çok daha dikkatli hale getiriyor. Çünkü Saadet Partisi geçmişte bu hükümete Irak politikaları konusunda, Suriye politikaları konusunda, Ergenekon'da yapılanların yanlışlığı konusunda 9 yıl boyunca biz Ergenekon masalıyla aldatıldık adeta. Aynı şekilde Amerika ile stratejik ortaklık olsun, İncirlik üssü olsun birçok konularda şunları yapmayın diyordu ve zaman içerisinde bunlar da haklı çıktı. Doğal olarak şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde ciddi anlamda sessiz ama bir tepki söz konusu. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptırdığı anketlerde de bu sonuçlar var. Yani bugün AK Parti'nin seçmeninin %100'ü bir karar vermiş şekilde evet pozisyonunda değil. Ve kararsızların içerisinde daha çok Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş insanlar var. Doğal olarak Saadet Partisi'nin bu söylemi ister istemez o sessiz yığının da hissiyatına tercümanlık oluyor. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde de ciddi anlamda hem hayır verecek olan oran var hem de kararsız oran var. Saadet Partisi'nin bu söylemi, bu yaklaşımı, aklı selim yaklaşımı da onlarla ilgili olarak onların düşünmeye sevk ediyor. İster istemez de Saadet Partisi'nin düşünmeye sevk eden söylemleri karşısında iktidar biraz düşünüyor bu konuda. İşin başka bir boyutu da var. AK Parti'nin bu referandum sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte hareket ettiği, en azından genel merkeziyle ve evet cephesinde durduğu bariz. Ki bugün Başbakan Binali Yıldırım, siz de mutlaka görmüşsünüz, Bozkurt işaretiyle de selamladı. Şimdi Milli Görüş'ün, burada Ruşen Çakır hep yaptığı yayınlarda da onu söylüyor, Milli Görüş'ün en büyük avantajının Türkiye'nin her yerinden oy alabilmesi olduğunu söylüyor. AK Parti burada muhafazakar Kürt oylarını bir şekilde herhalde referandum için de riske atıyorsa, Saadet Partisi bugünkü duruşuyla potansiyel muhafazakar Kürt oylarına da
selam çakmış oluyor mu? Yani şimdi aslına bakarsanız Milli Görüş Hareketi sizin de ifadeniz gibi Ruşen'in de üzerinde durduğu meseleler konusunda haklıdır. Bir Türkiye Partisi ve ırkçılığa, işte Türkçülük ya da Kürtçülüğe değil ya da seküler, İslamcı, yani böyle hayat tarzı, hayat modelleri üzerinden kendisini tasnif etmiyor. Yani Milli Görüş Hareketi, Saadet Partisi öteden beri bir düzen meselesi ortaya koyuyor. Sömürülenler ve sömürü düzeni üzerinde koyuyor. Yani işçi hakkını alsın, memur hakkını alsın, çiftçi hakkını alsın ve insanca yaşam, birlikte yaşam modeli üzerine bu. Elbette ki herkesin görüşünü %100 sahiplenmek durumunda değildir. Çünkü Milli Görüş Hareketi inançla, önce ahlak ve maneviyat çerçevesinde de söylemlerini geliştiriyor. Ve Avrupa ve faiz düzenine karşı da bir takım söylemleri var. Ama Türkiye'yi ayrıştıracak. İşte Alevi, Sünni, laik, İslamcı, işte Kürt, Türk, Doğu, Batı, Kuzey, Güney gibi bu gibi söylemlerin içerisine hiç girmemiş. O yüzden Edirne'de de, Hakkari'de de, işte Samsun'da da, Adana'da da, Kırıkkale'de de, İstanbul'da da benzer bir yaklaşımı var. Oy oranı ne olursa olsun 3 aşağı 5 yukarı Türkiye genelinde aynı oy oranını alıyor. İşte tabii Milli Görüş bakımından Güneydoğu aslında Milli Görüş Hareketi'ne çok yakın bir mütedeyyin yapıya sahip. Öyle ki HDP'ye oy verenlerin birçoğu bile aslında namaz kılar. Güneydoğu'ya gittiğiniz zaman 3 aşağı 5 yukarı herkes namaz kılar. Ama hep Güneydoğu ötelendiği için, hiç oraya yatırım yapılmadığı için, ikinci sınıf vatandaşlar yapıldığı için ve özellikle de Milli Görüş Hareketi'nin İslam kardeşliği söylemine karşı Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde 15 yıldır onlar da Güneydoğu'da Kürt kardeşliği söylemini geliştirdiği için süreç gittikçe HDP'nin lehine doğru döndü ve sonuçta da işte en azından barajı aşan bir dönem yakalamış oldular. Fakat bu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi iki bakımdan hem avantajı var hem de dezavantajı var gibi görünüyor. Evet, verecek olanlar var. Mesela Güneydoğu'da Şırnak yıkıldı biliyorsunuz. Doğal olarak Şırnak vatandaşı şöyle düşünüyor. Ben evet vereyim, doğal olarak benim şehrime yatırım gelsin, bir an önce yapsınlar diyenler de var. Ama öbür taraftan HDP'nin de aslında doğrudan doğruya %100 bir hayırcı cephe içerisinde olmadığı, normal şartlarda yeri geldiği zaman topyekun evet vereceğine dair de bir takım yaklaşımlar söz konusu. Güneydoğu'yu yakından takip edenler, hatta HDP teşkilatlarını birazcık şöyle yakından takip edenler bunu göreceklerdir. Bu bakımdan MHP ile birlikte hareket etmiş olması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin evet Güneydoğu'da belli bir tepki yavaş yavaş oluşturuyor. Çünkü henüz daha yeni birlikte sahneye iniyorlar. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz gün Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatlarını MHP ile birlikte programlar yapın talimatından sonra zannediyorum Güneydoğu'daki refleksler de değişecektir gibi geliyor bana. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Için, zaman ayırdığınız için. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında idamın yeniden yasallaşması konusunda konuştu. Bahçeli eğer AKP bu konuda bir çalışma yaparsa destekleriz dedi. Terör örgütü BYD, YPG ile aynı çizgide olması düşünülemeyecektir. Başbakanın Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD'yi kastederek prensipte anlaşırsak Rakka'dan doğrudan operasyona girmeyeceğiz, Türkiye taktik destek verecek, ÖSO milisleri önde, biz arkada olacağız ifadeleri konuya yeni bir boyut getirmiştir. Bize göre gerekirse Fırat'ın doğusuna geçmeyen YPG'den Membiç tamamen arındırılmalı, gerekirse Rakka'ya milli kudret yıldırım gibi inmelidir. Mesele Türkiye'nin savunulmasıdır. Türk devleti bu beka imtihanında geri adım atmadan Rakka, Membiç ve diğer terör üretim yerleri de dahil olmak üzere milletimizin çelikten iradesini korkusuzca göstermelidir. Milliyetçi Hareket Partisi askerinin, devletinin, hükümetinin şartsız yanında ve destekçisidir. Asırlarca Türklüğü Anadolu'dan çıkarmak isteyenlerin kurumayan şiddet kaynağında 15 Temmuz mayalandırılmıştır. İşte bunun için biz Türklüğün bekasını düşünmek,
Türk milletinin istiklalini korumak mecburiyetindeyiz ki bu nedenle de 16 Nisan'a evet diyoruz, evet diyeceğiz. Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz de idam talebinde ısrar ediyorsa o zaman bize düşen bu kanuni düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmak, Türkiye düşmanlarına hak ettiği cezayı vermektir. Tekrar ediyorum, AKP top çevirmesin, zamana oynamasın, hakikaten idamın geri getirilmesi konusunda samimi ise Milliyetçi Hareket'in sözü söz olsun, buna kayıtsız şartsız destek verecek. Bugün grup toplantıları hayli heyecanlı geçti. Bu konuyu Ankara'da arkadaşımız Özgür Özdemir'le konuşacağız. Özgür merhaba. Merhaba, kolaylıklar diliyorum. Sırayla gideceğiz biliyorsun. Bahçeli ile başlayalım. Neler anlatırsın bize? Burak Bahçeli öncelikle bu akademisyenlerin ihracından bahsetti ve memur görevinden buluyor. Akademisyen neden olmasın diyerek aslında bu durumu normalleştirdi ve atılmalarını doğru buldu. Partisinin anayasa değişimindeki evet tavrını millet için, devlet için, cumhuriyet için, Türkiye için evet diyeceğiz. Evet demeyip de FETÖ'nün yanında mı duracağız dedi. CHP'nin kendilerine yönelik eleştirilerine de sert çıktı Bahçeli ve 1923'teki CHP değil bu CHP. 1919'daki Hürriyet Sınav Partisi gibidir dedi. Ve çok önemli bir nokta, bildiğiniz gibi MHP'li muhalifler hayır diyorlar ve hayır platformu kurdular. MHP'li muhaliflere de seslendi ve parti kursundan da çıktık oyların ölçüsünü bir görelim şeklinde seslendi. Binali Yıldırım'la devam edelim. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında milletvekillerini Bozkurt selamıyla selamladı ve Rakka'ya harekat için görüşmelerini sürdüğünü söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Bakanlar Kurulu'nu Beştepe'de, külliyede gerçekleştirdik. Türkiye'nin bölgesiyle ilişkilerini geniş çerçevede uluslararası ilişkilerini ele aldık. Fırat Kalkanı harekatını konuştuk. Daha ötesini, Münbiç ve Rakka'yı konuştuk. Şu bilinmelidir ki, Türkiye'nin etrafını terör örgütlerinin egemenlik alanı olarak parsellemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terör örgütünün adı ne olursa olsun hiç fark etmez. İster dayı olsun, ister yeğen olsun, ister kuzen olsun, ister kardeş olsun, bunların topunu bu ülkeye tehdit olmayacak şekilde kökünü kazıyacağız. Terör örgütleri arasında CHP'li belediye başkanları seçildikten sonra partisini bırakıyor mu? Onlar da parti. Başbakan eyvallah. Eyvallah. Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim, önce memleketim ve önce milletim dediler. Ve birlikte yola çıktık. Nasıl unuturuz? Evet, Ankara'dan Özgür Özdemir'le devam edelim. Özgür, AK Parti grup toplantısında neler konuşuldu bugün? Aslında bugün AKP grup toplantısında en çok konuşulan konulardan biri No filmiydi. Bildiğiniz gibi 1998'de Şili'de referandum tartışmasını ele alan bir filmdi. Ve bu filmi muhalifler tarafından, özellikle anayasa referandumda hayır oy verdiği partiler tarafından kullanılmasını özelinde CHP eleştirerek bundan medet umacağınıza Şile'nin köylerine bakın dedi. İlginç bir aslında en konulardan hayır cephesi miydi? Burada FETÖ'de hayır diyor Zeytin Gülü söylediğinde bulundu. Ve öğretmen atamalarıyla ilgili de konuştu başbakan ve Mart'ta 20 bin öğretmenin atanacağını
söyledi. Ve en çok merak edilen konulardan biri Amerika'daki Trump yönetimiyle aslında yeni yönetimde Fethullah Gülen'in iadesi meselesi. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Yeni yönetim daha duyarlı dedi ve bu olursa olsun FETÖ'yle başının yargılanacağını söyledi. İstersen bir de Kemal Kılıçdaroğlu ne demiş ona bakalım Özgür. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Fırat Kalkanı operasyonunu ve olası Rakka harekatını eleştirdi. Ayrıca askerlikten muaf yapacaklar. Bu Ankara'daki beylerin çocukları hiç askere gitmez. Hiç gitmedi. Gitmiyor da zaten. Ama garibanın çocuğu el baba gider. Garibanın çocuğu -35 derecede, -20 derecede, dağların tepelerinde terörle mücadele eder. Şehit olur gelir. Onlar ne yaparlar? Çok iyi oldu derler. Allah şehitlik nasip etti diye. E senin çocuğuna niye nasip olmuyor bu şehitlik? Niye sen kendi çocuğunu göndermiyorsun? El baba niye göndermiyorsun? Şimdi Rakka'ya gideceğiz diyorlar. Kimin çocuğuna sen güveniyorsun da Rakka'ya gidiyorsun? Garibanın çocuğuna mı güveniyorsun? Önce kendi çocuklarını al, hep beraber gidin Rakka'ya. Biz de alkışlayalım. Alın çocuklarınızı Rakka'ya gidin. Rakka'ya ne diye gidiyoruz Rakka'ya? Ne diye gidiyoruz? Hangi gerekçeyle gidiyoruz Rakka'ya? Kim teşvik ediyor sizi? Hangi devletin kara kuvvetleri konumuna geliyorsunuz siz? Özgür, Kılıçdaroğlu'nun Fırat Kalkanı ve Rakka operasyonu ile ilgili söylediklerini izledik. Daha başka neler söyledi Kılıçdaroğlu bugün? Kılıçdaroğlu bugün yeni anayasa süreciyle özellikle bununla ilgili çok konuştu ve ilginç bir örnek verdi. Bunun tek adam rejim olduğunu ve Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynandığında hakem Galatasaray başkanı olabilir mi şeklinde bir örnek verdi. Bu da ilginç bir örnekti ve Kılıçdaroğlu 12 Eylül benzetmesi yaptı ve 12 Eylül'ü aratıyorlar dedi. Hükümetin 20 Temmuz 2016'da sivil bir darbe yaptığını iddia etti. Ve 15 yıldır iktidardasınız. Ne yaptınız? Yani ne yapamadınız? Her şeyi, her seçimi kazandınız. Ne yapamadınız dedi. Ve 2 yıldır da zaten fiili bir başkanlık sistemi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu dış politikayla ilgili şeyler söyledi. Ve Orta Doğu'ya biz bataklık diyorduk, bize kızıyorlardı. Şimdi onlar da böyle söylüyor. Eğer ki burası bataklıksa neden askerleri gönderiyorsunuz? Asker göndermeyeceksiniz dedi. Ve bugünün en çok tartışılan konusu Berat Albayrak konusu. Enerji Bakanı ile ilgili Kılıçdaroğlu Berat Albayrak'ın Irak'ta ne yaptığını biliyoruz. Şu an gündem değil ama günü geldiğinde bunu açıklayacağız şeklinde çok ilginç bir konuydu. HDP'ye geçelim. HDP grup toplantısında Sırrı Süreyya Önder ile Ahmet Türk kürsüdeydi. Ahmet Türk, diyalog ve barış kazanacak dedi. Ancak şunu söylemek istiyorum. Barışın yolu demokratik zeminde diyalog oluşturarak, tartışarak, demokratik geleceği hesaplayarak, ortak akılla sorunlara çözüm bularak geleceğimizi ve bu bölgenin barışını sağlayabiliriz. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. Şartlar ne olursa olsun çözüm, diyalog ve barıştan başka bir seçenek yok. Özgür, son olarak HDP grup toplantısının ayrıntılarını alalım senden. Grup toplantısına geçmeden önce iki önemli gelişmeyi aktarmak istiyorum. Öncelikle birkaç gün önce daha yeni tahliye olan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Balçak tutuklandı. Tekrar akşam saatlerinde tutuklandı ve eş genel başkan Figen Yüksekdağ'ın vekilliği düşürüldü. Bu konu çok ilginç bir konu ve HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım kararı referandumla alakalı bir refleks olarak görüyoruz ve meclis milletin iradesinden kopmuştur şeklinde sertçe bir açıklama yaptı. Grup toplantısına dönecek olursak bugün HDP grup toplantısının akademisyenler misafirleriydi. Ankara Üniversitesi'nde ihraç edilen akademisyenler grup toplantısındaydı. Sırrı Süreyya Önder akademisyenlerin cübbelerinin barış, özgürlük ve eşitlik bayrağı olacağını söyledi ve çok tartışılan bir isim Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İpiş'e seslendi.
herkes kenara çekilir ama bu işin vebali altında sen kalırsın dedi ve AK Parti'nin uyguladığı stratejiyle ilgili Kürt muhafazakarların oyunu alabileceği referandumda böyle bir tartışma var. Evet diyebildim Kürt muhafazakarlar dedi. Sırı Sürü Önder ise buna onların ulusal birinci ve onuru var şeklinde bir tepki göstererek Kürtlerin hayır diyeceğini dedi. Özgür, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İyi sağ akşamlar ol. Özgür. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva imzalanan kararname ile Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'yı Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı görevine atadığı bildirildi. Azerbaycan'da 26 Eylül 2016 tarihinde yapılan ve %86.6 evet oyuyla kabul edilen anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları makamlarının oluşturulması kanunlaşmıştı. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı, Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda tüm yetkileri ve dokunulmazlık hakkına sahip oluyor. Yeni anayasaya göre Cumhurbaşkanı bu makamları atama ve görevden alma yetkisine sahip. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Mihriban Aliyeva, Haydar Aliyev Vakfı Başkanlığı, UNESCO VSESCO'nun Fahri Temsilciliği ve 4. İslam Dayanışma Oyunları'nın Organizasyon Komitesi Başkanlığı görevlerini de yürütüyor. Türkiye ve İran arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim artıyor. Son olarak İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisini İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İki ülke arasındaki söz düellosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Şubat'taki Bahreyn gezisinde İran hakkında sarf ettiği sözlerle başlamıştı. Erdoğan konuşmasında İran'ın politikalarını eleştirmiş ve birileri hem Suriye'nin hem Irak'ın bölünmesini istiyor. Irak'ın bölünmesi çalışmasını yapanlar var. Oradaki mezhebi etnik mücadele çünkü orada da bir Pers milliyetçiliği olayı var. Bu Pers milliyetçiliği olayıyla da orada bir bölünme söz konusu. Bunların önünü kesmemiz gerekiyor şeklinde konuşmuştu. Erdoğan'ın bu sözlerine İran Dışişleri Bakanlığı sözcü Behram Kasimi'nin imzasıyla yayınlanan açıklamayla cevap verdi. Sayın Erdoğan, bölge liderleri arasında İran'ın başta Irak olmak üzere bölgedeki yapıcı rolünü herkesten daha çok bilmektedir. İran'ın önceliği, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasıdır, denilmişti. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İran'ın mezhepçilik ve bölgede istikrarsızlık yaratmakla suçlamış ve İran'ın mezhep politikaları bölgedeki birçok ülkede istikrarı baltalıyor. İran, Irak ve Suriye'yi Şii yapmak istiyor. Bu çok tehlikeli. İstikrar ve güvenlik için İran'ın bu politikalarına son vermesi yönünde teşvik etmemiz gerekiyor, demişti. Çavuşoğlu'nun sözleri İran'da büyük tepki topladı. Bu sözlere cevap veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi, İran'ın bölgeyle ilgili politikalarının pek çok ülke tarafından desteklendiğini savunarak, Çavuşoğlu'nun sözlerinin yapıcılıktan uzak olduğunu söylemiş ve Türkiye konusunda sabırlı davranıyoruz. Ancak sabrımızın da bir sınırı var, demişti. Behram Kasimi'nin bu sözlerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu şu açıklamayla cevap verdi. Bölgedeki krizler nedeniyle ülkesine mülteci olarak sığınan insanları dahi savaş alanına sürmekten çekinmeyen bir ülkenin bölgedeki gerginliğin ve istikrarsızlığın sorumlusu olarak başkalarını itham etmesini kabul etmek de, anlamak da mümkün değildir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi'nin ülkesinin bölge politikalarının takdir edildiği ve adil bulunduğu yönündeki ifadeleri ise Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda bu ülke hakkında yoğun olarak dile getirilen endişe ve şikayetler karşısında büyük bir çelişki oluşturmaktadır. Gerilimi artıran son hamle dün İran'dan geldi. İran yönetimi, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin'i İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 227 hakim ve Cumhuriyet Savcısının meslekten çıkarılmasına ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. HSYK 13 Şubat'ta yaptığı genel kurul toplantısıyla 227 hakim ve savcı için ihraç kararı almıştı. HSYK 23 Temmuz 2016'da resmi gazetede çıkan 667 sayılı KYK'ya dayanarak söz konusu hakim ve savcıları görevden ihraç etti. KHK'larla şimdiye kadar 3300 hakim ve savcı ihraç edildi. HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, 22 Eylül 2016'da Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'a şöyle konuşmuştu. 667 sayılı KHK'da terör örgütleriyle iltisaklı hakim savcıların
HSYK'ca memuriyetten ihraç edilecekleri düzenlendiği için biz de ihraç kararlarını verdik. Bu KHK daha önce yoktu ki hepsini birden ihraç edelim. İhraç kararlarımız KHK'ya dayandı. KHK çıkmasaydı elimizdeki disiplin soruşturmasına devam edecektik. Şimdiye kadar ki 3300 hakim ve savcının ihracı ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK'larla mümkün oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçen hafta istifa eden Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yerine Herbert Raymond McMaster'ı atadı. ABD ordusunda kor general olarak görev yapan McMaster, Irak ve Afganistan'da görev yapmış, bu hükümetlerin yolsuzlukla mücadeleleri üzerine çalışmış bir asker. Flynn'in ardından Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini ilk olarak Robert Harvard'a da teklif etmiş, ancak Harvard teklifi kişisel gerekçelerle reddetmişti. Yeni atamayı dün akşam Florida'daki Mar-a-Lago manikanesinde kamuoyuna duyuran Donald Trump, McMaster'ın muazzam bir yeteneğe ve tecrübeye sahip ve ordudaki herkes tarafından büyük saygı duyulan bir kişi olduğunu söyledi. Atama açıklamasının ardından Trump'a teşekkür eden McMaster, ulusumuza hizmet etmeye devam edebildiğim için çok mutluyum. Bu bir ayrıcalık. Amerikan halkının çıkarlarını korumak için ulusal güvenlik ekibine katılmayı dört gözle bekliyorum dedi. 24 Temmuz 1962 Philadelphia doğumlu olan McMaster, Kuzey Carolina Üniversitesi'nden ABD tarihi alanında doktora sahibi etkili bir ordu mensubu. McMaster'ın ordunun ve siyasi aktörlerin Vietnam Savaşı'ndaki tutumlarını ve üst düzey yetkililerin ABD Başkanı Johnson'a karşı çıkmamalarını eleştirdiği 1997 tarihli Görevin İhmali adlı kitabı yayınlandığı dönemde beğeni toplamıştı. 1. Körfez Savaşı'nda gösterdiği cesaret nedeniyle Gümüş Yıldız madalyasıyla ödüllendirilen ve ABD ordusunun Afganistan misyonunda da görev alan McMaster, son olarak ABD ordusu Kapasite Entegrasyon Merkezi Direktörü olarak görev yapıyordu. Time dergisi 2014 yılında belirlediği en etkili 100 kişi listesinde yer alan McMaster, düşüncelerini söylemekten imtina etmeyen ve otoriteyi sorgulayan bir kişi olarak tanınıyor. McMaster'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine atanması, başta Cumhuriyetçiler olmak üzere birçok kesim tarafından takdirle karşılandı. Son dönemlerde Trump'a sert eleştiriler yönelten Arizona Senatörü John McCain de Trump'ın McMaster tercihini olumlu olarak değerlendirenler arasında. "Şu andakinden daha yetkin ve daha iyi bir ulusal güvenlik ekibi düşünemiyorum," diyen McCain, Twitter üzerinden de "Kor General H.R. McMaster, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için mükemmel bir tercih. İnanılmaz bir zekaya, karaktere ve yeteneğe sahip bir kişi," dedi. Haftalık sinema programı Sinema Salı'nın bu haftaki konuğu sinema eleştirmeni Şenay Aydemir'di. Aydemir, dağıtım konusunda adil olmayan tekelleşme konusunun altını çizdi. Sinema salonu problemi Türkiye'de yaklaşık bir 5-6 yıldır, hatta 8-9 yıldır çok can yakıcı bir noktaya gelmiş durumda. Mesela 2014 yılının Aralık ayındaki haftada Türkiye'deki 2000 salonun 1500'ünde sadece iki film oynuyordu. Şimdi Recep İvedik kaç salonda oynuyor bakamadım ama en az 900 bin salonda falan oynuyordur. Bu evet. Türkiye'deki bütün salonların yarısında oynuyor demektir. Düşünün, şimdi Recep İvedik bu kadar salonda oynadığı için Martin Scorsese'nin filmi vizyondan çıkmak zorunda kaldı. Yani Silence vizyonu ertelemek zorunda kaldı. Şimdi bu işin bir tarafı, yani böyle ciddi bir tekerleşme dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu hani bunun aslında sadece böyle art house'a falan zararı yok. Diğer filmlere de büyük zararı var. Yani gişe filmi olarak çekilen, seyirci için yapılan, işte seyirci talep eden filmler için de zararlı olan bir uygulama bu. Hı hı. Bunun bir düzenlenmesi gerekiyor sektörün bu açıdan. Evet. Ama bu böyle bir düzenleme söz konusu olmadığı için şöyle oluyor. Geçen işte 150'ye yakın film vizyona giriyor her yıl. Evet, bakın grafiklerimiz vardı senin paylaştığın yazıda. Evet. Yani 150'ye yakın film vizyona giriyor her yıl. Hı hı. Ama bu filmlerin işte 20 tanesini, işte 25 tanesini art house olarak bir yere koyarsak en az 120 tanesi gişeye yönelik yapılmış filmler. Bunların 110 tanesi batık. Sizin ortalamanız yüksek değil. Yani bir filmi 9 milyon kişinin izlemesinin hiçbir anlamı yok. Şu an Gökbakır'ı mutlu eder o. Bir de Cinemaximum'ları mutlu eder. Yani sinemanın salonu sahibi ve o filmin sahibini mutlu eder. Ama sektörün diğer kalanını mahveder. Çünkü sizin bir ortalama seyirci tutturmanız lazım. Yani siz şu an işte Recep İvedik Beşi bu yıl 15 milyon kişi izlese ne olacak ki? Sizin
60 milyon barajınız aşağıya düşüyor her yıl. Hı hı. Yani 60 milyona geldiniz, sonra son 2 yıldır geriliyorsunuz. Bu yıl Recep İvedik Beşi 20 milyon kişi izlesin. Toplam seyirciniz 50 milyonsa sektörünüz küçülmüş ve daralmış demektir. Ki öyle olacak. Ki kapanan salonlar da var. Yani bu tabii, görmezlikten yani geliniyor ama. Recep İvedik girene kadar vizyona, bakın bu yıl Vezir Parmağı, Atademir Erim filmi, Çalgı Çenge ekibinin filmi Ocak ayında vizyona girmiş olmasına rağmen, yani güçlü bir giriş yapmış olmasına rağmen, gişe canavarı, yönetmenler ve oyuncularla girmiş olmasına rağmen, Recep İvedik girene kadar seyirci sayısı geçen yılın 1 milyon altındaydı. Yani geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon azdı ki geçen yıl bu filmlerin hiçbirisi yoktu. Yani bu isimlerin hiçbirisi yoktu. Bir Recep İvedik de kurtaramazsınız. Yani o bir toparlanma yaratabilir ama o kadar. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunu bugün ve yarın oynanacak 4 maçla devam ediliyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında geçen hafta başlayan son 16 turu ilk maçları bugün ve yarın yapılacak 4 karşılaşmayla sona erecek. Kadrosunda milli futbolcu Ömer Toprak ve Türk asıllı Avusturya vatandaşı Ramazan Özcan'ı barındıran Bayer Leverkusen, Türkiye saatiyle 22.45'te geçen yılın finalisti Atletico Madrid'i konuk edecek. Bu maçta bir diğer Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu, FIFA'nın verdiği 4 aylık men cezası sebebiyle Bayer Leverkusen formasını giymeyecek. Bu maçla aynı saatte oynanacak diğer mücadele ise Manchester City seyircisi önünde Monaco ile karşılaşacak. Yarın oynanacak maçlarda Porto, Şampiyonlar Ligi Kupası'nın en önemli favorilerinden Juventus'u konuk edecek. Aynı günün diğer maçındaysa İngiltere Premier Ligi'nin son şampiyonu Leicester City, İspanya'da Sevilla'ya konuk olacak. Güne Bakış'ın sonuna geldik. Medyaskop TV yayını saat 20'de ekonomi sohbetleriyle devam ediyor. Ali Ağoğlu, Özgür Altuğ ve Murat Saman sizlerle olacak. Saat 21.30'da ise zamanlama manidarı izleyebilirsiniz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.